Sevgili Çınar Televizyonu izleyicileri, ikinci dersimize başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım elinizde, masanızda bir defteriniz vardır, bir kaleminiz vardır ya da telefon ile çekim yaparsınız. Çok pratik artık. Yani kalemi kim taşıyacak? Ama ben kalem hastasıyım. Mesela kalem taşımadan yapamam. Elimde en az 24 saatte, en az 10 saat sağ elimde kalem vardır, sağ elimde. Sonra benim odama hiçbir arkadaşımız, çalışma arkadaşımız kalemsiz ve deftersiz giremez, yasak. Kimliksiz gelemez, yasak. Yasak kardeşim, yasak. Bu bir disiplin. Kabul edersin, etmezsin. Sizin de şimdi ben, gönlüm şunu arz ediyor. Bakın burada bir emek sarf edeceğiz. Notları tutun. Notlar içerisinde sorular çıkarın. Sonra bize sorun. Soruları bilmiyorsak ben heyet arkadaşlarımı toplarım. Onlarla doğru cevapları buluruz, tekrar yayına sokarız. Ne kadar güzel değil mi? Evet, başlıyoruz. Posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin tebliğ. Seri No. 1, 22 Nisan 2022 tarihli 31.817 sayılı resmi gazete. Niye bunu işliyorsun kardeşim? Yani şimdi bütün dünyada meseleler bitti, Türkiye'de bütün meseleler bitti. Posta ve hızlı kargo yoluyla eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tebliğle ne alaka? Alakası olan arkadaşlarımız çok meraklı. Şimdi onlar alkışlıyorlar bizi. Yani bu konuyla ilgilenen gümrük müşaviri, gümrük müşaviri yardımcısı, gümrük uzmanı ya da ithalatçı ya da ihracatçı veyahut da o şirketlerde çalışan arkadaşlarımız bu dersi şimdi can kulağıyla dinliyorlar. Çok önemli. Başlıyoruz. Amaç ve kapsam. Arkadaşlar, disiplini pek sevmeyiz. Kuralları pek sevmeyiz. Ben istediğim zaman kalkarım. Mesela sabahleyin gelirken genç bir delikanlı elektrik direğine çıkmış. Trafik felç. Ben kendim de oradan geçtim. Polisler yalvarıyor. O kendisini aşağı atacağını söylüyor. Ben istediğimi yaparım. İstediğimizi yapamayız ki arkadaşlar. Ben evimde istediğim gibi müzik çalarım. Kime ne? Balkonda et kızartırım. Kime ne? Hayır arkadaşlar, yapamayız. Ben sokağa tükürürüm. İzmarit atarım. Pet şişesini atarım. Kime ne? Çocuk bezi atarım. Kime ne? Yapamayız arkadaşlar. Neden? Sokak evimiz. Apartmanlar ortak kullanım alanları. O halde bütün bunları meslek erbabı olarak söylüyorum. Mesleğimizi çerçeveleri var. Nasıl E5, E6 yolu, karayolları böyle şemalarla, tabelalarla bizi yönlendiriyor ya. Meslek de aynı şekilde bizi yönlendiriyor. Kafama göre yaparım diyemezsin. Şimdi burada posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin tebliğin amaç ve kapsamı. Amaç ne? Neyi amaçlıyor? 2. Kapsamı alanı nedir? Bakalım. Bu tebliğin amacı hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine 27.10.1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanunu 225. maddesinin 1. fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetki tanınması. Şimdi bizi dinleyen arkadaşlarımız ne yapacaklar? Gümrük Kanunu alacaksın. Elinde kalemin var. 225. maddeyi bulacaksın. Gümrük Kanunu arıyorsun. 225 böyle bakıyorsun merakla. 225. maddeyi buluyorsun. Bak biz nasıl çalışmışız. 225. maddeyi şimdi ben size burada okursam vakti heba ederiz. Ama siz şimdi beni dinlerken bittikten sonra ya da beni dinlerken 225. maddeyi açacaksınız, okuyacaksınız ve hazmedeceksiniz. Anlaştık? Bravo. Bravo. Tebrik ediyorum. Çok güzel. 225. maddesinin 1. fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 29.09.2009 tarihli ve 2009-15.481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerin uygulanması hakkında kararın
126. maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bakın iki kavram çok önemli arkadaşlar. Usul ve esas. Usul şudur, şudur. Mesela size adınıza veya şirketiniz adına bir tebligat gelir. Tebligat sürelidir, 7 gün veya 15 gün. O usuldür. Peki siz 15 günü geçirdiniz dijital ortamda, tebligat takip edemediniz, geçirdiniz. Esasla %100 haklısınız davanızda ama usul esası bozar. Ama olur mu böyle bir şey? Ben %100 bin haklıyım. Doğru, %100 haklısınız ama usulde hata yaptınız. Esas bozuldu. Dolayısıyla bu iki kavram üzerinde iyice düşünün. Usul nedir? Esas nedir? Tebligat bir usul müdür? Tebligat bir usuldür. Esası bozar mı? Esası bozar. Dayanak. Madde 2. Bu tebliğ 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 10. 35C ve 225. maddeleriyle 29.09.2009 tarihli ve 2009-15.481 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararın 126, 127, 128 ve 134. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Şimdi arkadaşlar, dikkat ederseniz ben bunu hazırlıyorum diyor. Tebliğ genelgeyi hazırlayan yasadır bu, bir nevi yasanın altı, küçük yasa diyelim. Ama ben kendi kafamdan bunu hazırlamıyorum diyor. Rastgele çala kalem hazırlamıyorum diyor. Dayanaklarını bize sunuyor. Dayanakları kim arkadaşlar? Gümrük Kanunu'nun 126, 127, 128, 134. maddeleri. Sen şimdi ne yapacaksın? Ya 126, 127 neydi? Bu kitap hep yanında olacak. 126, 127 bakalım. Aa, vay anasını, 126 bulamadım. Böyle merakla, 126'yı buldum. Ne diyor? Değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda gümrük vergileri tutarı ithal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanarak belirlenen vergi oranı belirlemesi. Eğer burayı benim okuduğum gibi siz de transit geçerseniz bu dersler verimli olmaz. Bu kitap başucu kitabımız. Anlaştık. Bravo. Tebrik ediyorum. Şimdi tanımlar. Bakın, insan doğdu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sağ kulağına ezan okuyoruz. Sol kulağına kamet ediyoruz. Sonra çok güzel Müslüman Türkiye kışır isimler koyuyoruz, değil mi? İşte bu bir tarif, tanım. Bu tebliğde geçen Bakanlık Ticaret Bakanlığı'na. B. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ne demek? Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi. Çok konuşuluyor şu anda dış ticarette bu kavramlar. Posta veya hızlı kargo yoluyla taşınan ve kararın 126. maddesinin 1. fıkrasının A ve C bentlerinde kapsamı eşyanın operatör tarafından beyan edilmesinde kullanılan basitleştirilmiş veri setine sahip elektronik gümrük beyannamesini. Basitleştirilmiş. Anlaştık. C. Başvuru. Kararın 126. maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvuruyu. Ç. Döküman. Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen kişisel yazılı mesaj, kartpostal ile herhangi bir ticari değer taşımayan basılı materyal şeklindeki gönderileri. D. Gönderi. Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen, içerisinde ticari veya gayri ticari nitelikte eşya bulunan paket, koli, poşet benzerine. E. Grup firması. Evet.
Burayı iyi dinleyelim. Önce ben iyi okuyayım, iyi algılayayım, sonra siz de iyi dinleyin ve algılayın. Grup firması ne demek? Her şeyi böyle, hani futbol maçı var ya, 11-11 oynanıyor. Taktik savaşı, 4-4-2-1 falan. Ben de epeyce oynadım da. Şimdi o çağrıştırıyor bana. Grup firması, ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50'sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50'sine sahip olduğu işletmeyi. Hayda. Şaşırdınız değil mi? Grup firması. Mesela sizin bir şirketiniz var. Ama şirketiniz yanında 5 tane daha şirketiniz var. Grup oluşturmuşsun. Demişsiniz ki Z şirketler grubu. Şimdi bunun tanımını yapıyor. Yani yarın siz gümrük idaresine gittiğinizde vallahi Z şirketini ilgilendirir. Beni ilgilendirmez deme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü siz grup firmasısınız. 10 şirketinizle bağlıyorsunuz. Lütfen dikkat. Kanun F. Kanun 27 Ekim 1999 tarihli 4458 sayılı gümrük kanunu. Anladık. Bu kanun. Tabii bu çok evrelerden geçti. Ben 1615'te gözümü açtım. 1973. Karar. 29.9.2009 tarihli ve 2009-15.481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı gümrük kanunun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararı, kişi gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarrufları yapma yetkisine haiz kişiler ortaklığını. Şimdi bu dersi işlerken arkadaşlar mutlaka bir mali müşavir arkadaşınız vardır. Mutlaka bir de hukuk müşavir arkadaşınız vardır. Mesela ben sizin yeriniz olsam bu programı dinlerken yanıma iki arkadaşa bir çay ikramı yapar. Bu kavramları onlarla da istişare ederim. İyi hazmetmek için. Operatör hava yoluyla veya karayoluyla hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilen gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişileri. Posta İdaresi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi. Duydunuz mu öyle bir şirket? Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi. Yetki, kararın 126. maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılmasına yönelik verilen yetkiyi ifade eder. Şimdi kavramları, yetkileri, etkileri tek tek hazırlayıcı bizim önümüze koydu. Şimdi başvuru şartları nedir? Bu tebliğ ile verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin, bir ara verelim, üçüncü derste bunu işleyelim.